Herkese merhabalar, ben Astron. Bugün sizlerle beraber Chiefs takımı ile Dark Passage takımlarının seçim yasaklama ekranı analizini yapacağız. İlk olarak Chiefs takımına baktığımız zaman Chiefs takımı tamamen aradan çıkarma kompozisyonuna odaklanmış bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Chiefs takımının kompozisyonuna baktığımızda Ahri gibi, Maokai gibi, Thresh gibi şampiyonların birçoğu genellikle bir şampiyona yapışıp o şampiyonu aradan çıkartmaya, o şampiyonu oyundan düşürmeye çalışırlar. Takım savaşlarında özellikle. Bu noktada Chiefs bariz bir şekilde direkt takım kompozisyonlarına baktığımızda aradan çıkarma kompozisyonu olduğunu söyleyebiliriz. Mentalitesine baktığımızda, kompozisyonların mantığına baktığımızda Chiefs takımıyla ilgili 3-5 bir şey söyleyebildik. Direkt dedik ki aradan çıkarma kompozisyonu var. Aynı zamanda mobil bir takımlar. Bunları söyleyebiliriz. Ama Dark Passage kanadına geldiğimizde Dark Passage karma diyebileceğimiz bir takım kompozisyonuna sahip. Yani belirli bir rotaları yok. Bu ne demek? Bu şu demek. Takım kompozisyonunuzun ana fikri yok. Şimdi Chiefs takımıyla ilgili ne güzel şeyler söyledik. Dedik ki aradan çıkarma kompozisyonu dedik. Mobilite dedik. Şimdi Dark Passage'e döndüğümüz zaman bunların hepsini söyleyemiyoruz. Çünkü Dark Passage'da net olarak oturmuş bir kompozisyon yok. Şimdi baktığımızda Corki genellikle dürtme kompozisyonlarında tercih edilen bir şampiyondur. Diana genellikle aradan çıkarma kompozisyonlarında bulunan bir şampiyondur. Bakın iki zıt kompozisyonda bulunan kilit şampiyonlardan bahsediyorum. Brown genellikle dürtme kompozisyonuna karşıt bir yapıya sahip. Ki burada Brown aslında biraz Corki tercih yapılınca genelde Brown tercihi de yapılıyor çünkü o kapı gibiyetini engelliyor falan filan. Hani onu oraya kaptırmamak için öyle bir şey yaptılar diyelim. Tamam, okey, güzel. Ama yani baktığımızda işte Nar olsun, Gragas olsun ve diğer şampiyonları dahil ettiğimiz zaman Dark Passage için yapmış olduğu kompozisyonun ana fikri yok. Yani ne kuleleri oynayabiliyorsunuz, ne işte globallere yönelebiliyorsunuz, ne işte tuzak yapabiliyorsunuz, ne işte rakibin ormanını totemlemeye çalışıyorsunuz. Yani bu kompozisyonun evet karma bir kompozisyondan bahsettik ama kompozisyonun bir mentalitesi yok. Zaten mentalitesi olmayan bir takım kompozisyonunda oyunun içerisinde işlevsel olarak, efektif olarak oynamanız çok zor. O yüzden baktığımızda mentalite olarak baktığımızda Chiefs takımının Dark Pass'e göre daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim yasaklamalara. Yasaklamalara baktığımız zaman Chiefs takımı Azir, Fizz ve Rex'e yasaklamaları yapmış. Azir Naru'nun üzerine yapılmış bir yasaklama ki Azir'in Naru'nun ne kadar iyi Azir oynadığını zaten hepimiz biliyoruz. Fizz bu noktada çok kilit bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fizz Elvin'de yönelik yapılmış bir yasaklama. Üst koridorda Elvin sıklıkla Fizz'i oynuyor. Hem lig içerisinde hem de Türkiye Büyük Finali'nde tercih etmişti. Fizz neden yasaklanmış burada? Bence, ben kişisel fikrimi söylüyorum. Fizz genellikle Rumble gibi, Maokai gibi şampiyonların counter diyebileceğimiz, yani karşıt bir şampiyonu olarak tercih ediliyor. Bu noktada Fizz'in yasaklanması demek Maokai'nin ya da Rumble'ın alınacağını işaret. Yani bariz bir şekilde ben hani bunu canlı olarak izlerken anlamıştım. Hani burada baktığımızda Fizz yasaklaması Maokai ve Rumble'ın alınacağını işaret. Yani üst koridorda yetenek gücü odaklı ya da işte tank diyebileceğimiz tank odaklı şampiyonların tercih edileceği doğal olarak daha farklı şampiyonun da alınabileceğini gösteriyordu bu aslında. Rek'Sai yasaklaması ise arkadaşlar tamamen Crystal meta yönelik yapılmış bir yasaklama. Çünkü Crystal'ın şu an efektif diyebileceğimiz, evet birçok şampiyon oynuyor ama efektif diyebileceğimiz oynayabildiği şampiyon sayısı oldukça az. Yani evet işte Gragas oynuyor, Rek'Sai oynuyor. Hatta Evelynn bile oynadığını gördük ama yani Rek'Sai dışındaki şampiyonların birçoğunu, hatta Gragas'ı da belki Rek'Sai'ye dahil edebiliriz ama Rek'Sai dışındaki şampiyonların birçoğunu Rek'Sai kadar iyi oynayamıyor. Ya yani o kadar efektif oynayamıyor. O yüzden Rek'Sai yasaklaması, daha doğrusu Dark Pass'e karşı olan takımların yapmış olduğu Rek'Sai yasaklaması çok büyük bir önem arz ediyor. Düşünün, Dark Pass geçen maçta Detonation Focus Me maçında direkt ilk seçim hakkından Rek'Sai'yi aldı. O kadar güçlü şampiyon varken, işte Edis varken, daha farklı işte Viktor gibi, Varus gibi şampiyonlar varken direkt olarak Rek'Sai gibi bir tercih yapmıştı. Rek'Sai'nin önemini buradan siz anlayın. Yani burada Chiefs'in yapmış olduğu Rek'Sai yasaklaması çok kilit bir yere sahip. Öte yandan
Dark Pest'in yaptığı yasaklamalara baktığımız zaman Kalista yasaklamasını görürüz. Kalista zaten klasik bir yasaklama. Taşıyıcılar içerisinde en güçlü ya da en toplayıcı diyebileceğimiz AD carry'lerden bir tanesi. Elis oyunun erken safhasında çok efektif bir yere sahip. Özellikle Chiefs takımındaki ormancı sık sık ormanlara, sık sık koridorlara baskın yapmayı seviyor. O yüzden Elis tercihi biraz sıkıntı yaratabilir de Dark Pest açısından. Yasaklamaların ben açıkçası Dark Pest'te doğru yapıldığını düşünüyorum. Çünkü Elis Koza'yı tutturduğunda koridorlara baskına gittiğinde en kötü sihirdar büyüsünü alıyor. Sıçrayı alıyor. Yani o yüzden Elis'in yasaklanması doğru. Shen de büyük ihtimalle global bir ulti olduğu için Shen'in ultisi takım savaşlarında lehini bazı açılar bazen çok değiştirebiliyor. Ayrı kittirmeye çok müsait bir şampiyon Shen. Onu engellemek amaçlı yapılmış bir yasaklama diyebiliriz. Yasaklamalara baktığımızda yasaklamalarda çok büyük bir sıkıntı yok zaten. Şimdi takım kompozisyonlarına biraz daha girecek olursak Chiefs'in yapmış olduğu takım kompozisyonu arkadaşlar aradan çıkarma kompozisyonu olduğunu söyledik ama aradan çıkarmadan çok aslında tamamen bir Chiefs'te mobilite kompozisyonu var. Mobilite nedir? Hareket hızına dayalı olan kompozisyon tipidir. Yani League of Legends'ta hareket hızının ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorum. Bla bla bunları anlatmayacağım size. Şimdi Maokai mobil bir şampiyon değil özünde baktığımızda ama görkemli zafer eşyası alındığında Maokai hareket hızı kazandırıyor. Hem kendisine hem de takım arkadaşları da. O yüzden dolaylı olarak Maokai'ye mobil bir şampiyon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aldığı eşyalardan ötürü. Belki rünlerde kullanmıştır hareket hızını. Her neyse. Ekko'ya baktığımızda Ekko mobil bir şampiyon. Özellikle o E yeteneği sayesinde hem duvarların içerisinden geçebiliyor, duvarların üzerinden atlayabiliyor. Hem de ultisiyle beraber ayrıca bir mobillik kazanabiliyor. Ekko'nun mobil olduğunu söyleyebiliriz. Ahri'yi zaten anlatmamıza gerek yok. Hem ultisiyle beraber hem de ayartan küreydi galiba. Q yeteneği sayesinde zaten hareket hızı deli gibi kazanıyor. Mesafe açıp mesafeyi kapatabilen bir şampiyon Ahri. Sivir zaten bakın burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın 3 tane şampiyon saydım ben. Bu 3 şampiyonun içerisinde 3'ü de mobil. Sivir bütün takıma deli gibi mobillik kazandırıyor ultisi sayesinde. Yani durumun vahimliğini siz düşünün. Sivir de mobillik kazandırıyor ki bayağı bir mobillik kazandırıyor. Thresh'e geliyoruz. Thresh evet mobil bir şampiyon değil ama Thresh'in yetenek setindeki o fener yeteneği, W yeteneği kötü pozisyonda kalan bir oyuncuyu ya da şampiyonu rahatlıkla kaçırabiliyor. Ya da pozisyon dışı kalmış bir şampiyon rahatlıkla pozisyonun içine sokabiliyor. Yani baktığımızda Chiefs takımındaki bütün şampiyonlar doğrudan ya da dolaylı olarak mobil. Mesafeyi açıp mesafeyi çok iyi kapatabiliyorlar. Bu hem takım savaşlarında hem de takım savaşlarının içerisinde pozisyon almada çok büyük bir etken. Ayrıca diyorum evet mobil bir şampiyon. Dark Pest'e göre çok mobil. Ayrıca diyorum Ahri'nin E yeteneği o ayarton öpücüğü. Thresh'in Q yeteneği. Hook ama neydi ismini hatırlamıyorum. Thresh'in Q yeteneği. Maokai'nin uğursuz ilerleyişi. Bunların hepsi bir kişiyi tutup yapışıp o kişiyi teklemek üzerine ya da o kişiyi seçilen kişiyi mesela Maokai evet bir kişiyi tekleyemez ama uğursuz ilerleyişi ilerlediği bir şampiyonu direkt olarak takımının önüne rakip kendi takımının önüne doğru çıkartabilen bir şampiyon. Yani bu şampiyonların birçoğu aslında Ekko'yu da belki dahil edebiliriz. Bir kişiyi aradan yönelik bir kişi bir kişi aradan çıkartma yönelik bir şampiyon dizilimine sahip. O yüzden baktığımızda Chiefs takımı çok iyi bir kompozisyon kurmuş. Hem mobil hem aradan çıkartmaya dayalı hem de ön saflarda durabilecek bir Maokai'si var. Wombo Combo'ya müsait bir Ekko'su var. İşte olası bir takım savaşı başlatmak için Sivir ultisi var. İşte Maokai'nin görkemli zaferi var. Yani çok iyi bir kompozisyon kurmuş. Öte yandan rakip takıma bakıyoruz. Daha doğrusu Dark Pest'e bakıyoruz. Rakip takım alışmışım böyle söylemeye. Dark Pest'e bakıyoruz. Dark Pest'in şampiyonlarına baktığımızda kaçış mekanizması olan şampiyon sayısının oldukça az olduğunu görüyoruz. Evet, Gnar'ın kaçış mekanizması var. Gragas'ın da kaçış mekanizması olabilir. Diana'nın yok. Corki'nin de var. Braum'da yani ultisini atarsa falan filan o şekilde var ama bunların hepsini kullanırsanız yani bunları kullandınız diyelim. Mesela Corki'nin W yeteneğini bir kere kullanıyorsunuz. Bekleme süresi çok uzun ve aşırı mana yiyor. Baktığınızda bunu kullanarak Thresh'in
Q yeteneğinden kaçıyorsunuz. Ama Ahri geliyor, Ahri E'yi tutturuyor bu sefer. Ayartın öpücüğünü tutturuyor. Yani bir kaçış mekanizmanız var ama o size yetmiyor. Çünkü sizi yakalayabilecek çok fazla şampiyon var. Bu noktada Chiefs çok iyi bir kompozisyon yapmış. Dark Pass'in ne yapması gerekiyordu peki? Bu kompozisyonu eğer yaptıysanız, karma bir kompozisyon yaptıysanız oyunun erken safhasında mutlaka üstün olmanız gerekiyor. Altın farkı açısından. Yani mutlaka bir altın farkı yaratıp 2000 mesela diyelim 2000 ya da 1500'lük bir altın farkı yaratıp minimum o altın farkını korumanız gerekiyor. Çünkü altın farkında geriye düşerseniz yani rakip size fark açmaya başlarsa geri dönüp toparlamanız çok zor. Çünkü takım savaşı yapamazsınız. Bu takım sizden daha iyi takım savaşı yapar. Kompozisyonu gereği. Globallere gidemezsiniz. Çünkü her gittiğiniz globalde karşı 4 ya da 5'li gruplarda olacağı için takım savaşını başlatmaya müsait bir durum oluyor. O da sıkıntı. Ne yapacaksınız? O yüzden yapacağınız en iyi şey oyunun erken safhasında mümkün olunca pasif olup minyona odaklı oynayıp görüş üstünlüğünü sağlamak. Takım savaşı yüksek olan kompozisyonlarda mesela Chiefs'in takım savaşı yapma ya da takım savaşını götürme potansiyeli çok yüksek. Bu tip kompozisyonlarda arkadaşlar mümkün olduğunca görüş üstünlüğünü almanız lazım. Çünkü görüş üstünlüğünü almazsanız sivir görmediğiniz bir açıdan ultiyi basıp Allah Allah edalarıyla üzerinize gelen 5 kişilik bir takım görürsünüz. Bu çok tehlikelidir. Tepkime verme süreniz de az olur. O yüzden arkadaşlar mümkün olduğunca karşınızda takım kompozisyonu olarak takım savaşı başlatma kompozisyonu varsa, aradan çıkarma kompozisyonu varsa görüş üstünlüğünü sağlamanız çok önemli. Dark Passage oyun içerisinde evet iki tane skor aldılar falan ama o iki tane skorun devamını getiremedi. Ne minyon olarak altın farkı kapandı ne haritadaki görüş üstünlüğünü sağlayabildi. Hiçbir şey yapamadı. O yüzden kompozisyonu Chiefs uyguladığında oyun içerisinde çok iyi bir şekilde uyguladı. Yani totem konusunda da baktığımız zaman, görüş üstünlüğü konusunda da baktığımız zaman Dark Passage çok geriye düştü. Oyunun gitmesinin en büyük sebebi nedir diyecek olursanız da bunları sayabiliriz. Özetleyecek olursak Chiefs takımı çok daha oturaklı ve ana fikri çok daha uygulayabilecek bir takım kompozisyonu yaptı ve bu takım kompozisyonunda kendilerine çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Yani sanki daha önceden 10 defa, 15 defa, belki 20 defa bilemiyorum şu an için oynamış gibi bir kompozisyonları vardı. Öte yandan Dark Passage biraz daha karma bir kompozisyon yaptı ama kompozisyonda ana fikir yoktu. Bu ana fikri olmadığı için oyuncular vadede oyun içerisinde bunu yansıtamadığını düşünüyorum. Genel olarak Chiefs ve Dark Passage analizi bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.